Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün kötü bir haberle başlıyorum videoya. Alagüvercinim çok hastalandı, çok kötü durumda. Fazlasıyla ishal olmuş. Eve getirdim, evde yapıyorum bakımlarını ama sokağa çıkma yasağı olduğu için ilaç temin edemedim. Birçok kişiyi aradım, sadece randazol bulabildim. Onu kullanıyorum. Birkaç ilaç tedarikçisini aradım. Tabii sokağa çıkma yasağı olduğu için dükkanlarını açtıramadım. 2 gündür yem yemiyor. Ben besliyorum. Elle besliyorum. Şırıngayla da suyla beraber randazol veriyorum. Suyunu veriyorum. Yaşatmaya çalışıyorum ama inşallah sabaha çıkar. Eğer sabaha çıkarsa direkt ilacını alacağım. 4 in mix 1 diye bir ilaç varmış. Bir veteriner arkadaşımı aradım, öğrendim. Fakat ilacı bulmak biraz zor. Bir yerde buldum. O da ne yaptıysam açmadı dükkanı. O da haklı. Sokağa çıkma yasağı var, cezası var vesaire ama gerçi bu da can. Çok ısrar ettim. Fakat tüm ısrarlarıma rağmen dükkanı açtıramadım. İnşallah sabaha kadar dayanır. 2 gündür böyle idare ediyorum. Cumartesi sabah baktığımda kötüleşmişti, bayağı pusmuştu. Daha sonra dediğim gibi bütün tanıdıklarımı aradım. Bir tek randazol bulabildim, ilaç. Ve iyi gelmesini umuyorum ama çok da iyi geldiğini söyleyemem. Gittikçe kötüleşiyor. Elimdeki tek ilaç olduğu için onu kullanıyorum. Tüm yem beslemelerini elimle yapıyorum. İşte ağzını açıyorum, eşim de ağzına atıyor. Ardından biraz su veriyorum. Ve çok bitkin bir durumda. Eve aldım, artık evde bakıyorum. Sabah ilk işim kalkar kalkmaz gidip ilaç almak olacak. İnşallah sabaha kadar yaşar ve bizi terk etmez. Hem oğlum, dayanabilir misin sabaha kadar? İnşallah dayanacak. Daha yeni beslemesini yaptım. Yem verdim, su sıktım. Diğer kuşlar hırpalamasın diye de evde bakıyorum. İnşallah kendine gelecek. Şu an karnı tok. İlacını verdim, suyunu verdim. Artık bakalım, bir an önce sabah olmasını bekleyeceğiz. Artık uykuda tutmaz bizi. Sabah gün ışır ışımaz gideceğim. Önce tabi arayacağım, dükkanı açtıracağım. İnşallah sabaha kadar dayanır. Sabah ilk işim ilacını alıp gelmek olacak. Eğer sabah çıkarırsa o ilaçta kurtarırız diye düşünüyorum. Bakalım, bir sabah olsun, hayır olsun diyelim. Arkadaşlar maalesef ala sabahı çıkaramamış ve ölmüş. Biliyorsunuz ala güvercinlerine ayrı bir tutkum var ama hepsi benim için ayrı ayrı değerli. Maalesef sabaha kadar yaşayamamış. Gidip ilaç alacaktım ona. Sokağa çıkma yasağı olduğu için ilaç temin edemedim. Tanıdığım bütün herkesi aradım. Ama hiçbirinde ilaç yoktu. O yüzden kurtaramadık. Bir tek Fatih hocamız sağ olsun randazol vardı kendisinde. Onu uyguladık ama o da kurtarmaya yetmedi. Her halükâra karşı birazdan gidip tüm ilaçları tamamlayacağım. Daha önce çok fazla hastalık geçirmediğimiz için bu konuda tecrübesiziz. Aslında hastalık kısmı da apayrı bir tecrübe gerektiriyor. Bilgi gerektiriyor. Başınıza gelmeden de tecrübe edemiyorsunuz. Maalesef bizim de başımıza geldi. Ve ala güvercinimizi kaybettik. Şimdi ona bir mezar kazalım burada. Yakınımıza gömelim. Burası hemen bizim evimizin önü zaten. Evimiz burada. Kendi bahçeme
Gömemiyorum çünkü köpeklerim var. Kazıp çıkarabilirler. Biliyorsunuz alagüvercin daha yavruydu, o yüzden atlatamadı. Yavru güvercinler genelde daha zayıf oluyor ve hastalıklara karşı daha dirençsiz oluyor. Ve herhangi bir hastalıkta kurtulmaları da çok zor oluyor. Bizi takip edenler bilirler. Bir ala aşkı var bende ama kısmet olmadı. Bunu da Fatih hocamız bize hediye etmişti. Bakalım artık yerinde rahat uyusun. Evet arkadaşlar, maalesef alayı toprağa verdik. Şimdi bir kümesimize gidelim. Diğer kuşlarımıza bakalım. Herhangi bir şey var mı onlarda? Bir belirti var mı? Bir tane kuşumda daha sanki var ama ona da randazol vermiştim ama o eke bir kuş. Onu çok etkileyeceğini sanmıyorum. Eke kuşlar genelde bu tür hastalıkları atlatıyorlar. Ama yavrular atlatamıyor. Bir bakalım kümesteki yavrularda sorun var mı? Ayrıca zaten ilaç almaya gideceğim birazdan ve tüm kümesi ilaçlayacağım. Evet arkadaşlar, kümesimizdeki kuşlar burada. Gayet sağlıklı gözüküyorlar. Bir tek şu kuş biraz rahatsızdı. Ona da ilaç verdim. Bayağı toplamış kendini. Gerçi gördünüz, bakın ishal. Evet. Bu kuşta da ishal var. Direkt denk geldi. Ve tüm kümese bulaşmış olabilir. O yüzden hemen gidip ilaç alacağım ve ishale karşı tüm kümesi ilaçlayacağım. Ama dediğim gibi, yani o kuş eke bir kuş. Ne olursa olsun atlatır. Şurada ishalden kurtarır kendisini. Fakat yavru kuşlar bu konuda dirençsiz oluyor. Şurada bir yavrumuz var. Maşallah diyelim ona. Burada yavrumuz var arkadaşlar. Sabuni'nin yavrusu. Aman bunlara bir şey olmasın. Bunlar çok dirençsizler. Baba burada. Anne burada. Kümese bir temizlik yaptım.
Gördüğünüz gibi yerler falan tertemiz, temizledim. Yalnız sadece şu yuvalıkları, yani bu kısımları daha temizleyemedim. Çünkü yavrular var, oynatmak istemedim yerinden. Bu kısımları da en kısa sürede temizleyeceğim. Burada Fatih hocamızdan gelen Sivaslar var. Burada feleksiz ve eşi var arkadaşlar. Feleksizi yakaladık. Çok uğraştırdı. Videosunu çeksem olay olabilirdi. Çünkü çatıdan kalktı, bayağı bir uzağa gitti. Çamların arasında Fatih hocam yakalamış. Birileri görmeseydi kuşu kaybedecektik. O da bizim şansımız oldu. Kaçırmak şanssızlık, yakalamak da şans oldu. Şu altta mirolarımız var arkadaşlar. Yumurtaya yatıyorlar. Bu altta da kırık kaleler var. Onlar da tek yumurtaya yatıyorlar. İnşallah güzel bir yavrular olur. Evet arkadaşlar, ben vakit kaybetmeden gidip ilaçlarımı alayım ve kuşlarıma ilaç vereyim. Ne olur ne olmaz her iki kümesi de ilaçlayayım. Bugün size posta ve şevapın yavrusunu gösterecektim ama inanın çok keyfim kaçtı. Kuşumun ölmesi bayağı moralimi bozdu. O yüzden kusura bakmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.